derin düşünmediğinde insan uyuşmuş şekilde yaşar. Bir alt boyutta yaşar adeta. Pis bir şey fark etmez. Fark etse de ondan o kadar rahatsız olmaz. Aklı daha yeni, daha güzel hayata yönelik bir istek duymaz. Onu bilemez. Mesela rezil bir ortamdadır, hep orada yaşaması gerektiğini düşünür. Mesela rezil laflar duyar, ondan kurtulmanın yolu aklına gelmez. Hep sanki öyle yaşaması gerekiyor gibi düşünür. Yani ufku dardır. Mesela kötü yoldadır, hep o yolda kalır. Mesela gayrimeşru bir faaliyet yapıyordur. Sanki onu mecbur eden varmış gibi, hiç ondan vazgeçmez. Uyaranı da pek anlamaz. Yani yüzeysel anlar. Bazen Allah işte hastalıkla, dertle, belayla çok ciddi insanları uyandırabiliyor. Yani çok ciddi şekilde kafası açılabiliyor. Bir de iyi mürşitler, iyi alimler insanları iyi uyandırabilir. İyi arkadaş çevresi iyi uyandırabilir. Mesela güzel arkadaş çevresi şok meydana getirir. Mesela kötü yolda olan, pis yolda olan insanlar oluyor. Ben Facebook'ta bakıyorum bazen. Kapalı hanımların yazışmaları var, bana getiriyorlar, görüyorum. Kıyafetler bir acayip, uslup bir acayip, tavırlar bir acayip. Alışmış o dünyaya, bunalmış o dünyada, o şekilde yaşıyor. Yeni bir arkadaş çevresi de bulamıyor. Çünkü gittiği arkadaşları da o tarzda oluyor. Onlar daha da beter oluyor ondan. Kötüyü görünce daha kötü olmak gerektiğini inanamıyor bu sefer. Daha kötü oluyor. Arkadaşı onun daha kötü olduğunu görünce ondan daha kötü olması gerektiğini düşünüyor. Onu yenebilmek için, onun yanında rahat edebilmek için. Bu sefer kötü olma yarışı cinayete kadar gidiyor. Mafyalaşmaya kadar gidiyor. Kimi fahiş oluyor, kimi cinsi sapık oluyor, kimi dolandırıcı oluyor, kimi işte uyuşturucu satıcısı oluyor. Bakın dikkat edin mesela.